Nesibe, biz de koşalım. Bu akşam Yavuz sinemasında iki film. Kovboylar ve Kızılderililer'de Cabası. Koşun, beklemeyin. Bu akşam Yavuz sinemasında Gemici Simbat'ın harikulade maceraları başlıyor. Zehirli lamba, devler. Harun Reşit'in hazinesi, prensesin büyük aşkı. Denizli bir canavarlarına feshettiren Simbat, Bağdat halifesinin kızı, güzeller güzeli Cemile'yi uçan halıya alarak nasıl yedi denize açtı? Bu akşam Yavuz sinemasında iki film, Kovboylar ve Kızılderililer'de Cabası. Koşun, koşun. Bir haber var mı diye soracaktım. Elhamdülillah. Aa, uyuyormuşsun. Ben sonra gelirim. Yat yat. Yo, uyku nerede? Bugün üçüncü gün. Bir haber yok. Geceleri adam gelmiyor mu, sabaha sabah ediyorum.
kızın kaybolduğunu unutup babasının öfkesini yatıştırmaya çalışıyorum. Adam akıllı daraldık. Namus derdi bir derde benzemiyor. Polise filan haber verin ki bulsunlar kızı. Tam rahata çıkıyordunuz Nesibe Beyoğlu'nda çalıştığından beri. Üstü başı da düzelmişti yavrucağın. Besbelli iyi kazanıyordu. Dikiş makinesi de aldınızdı geçenlerde değil mi? O kadar da kazanmıyordu. Recep Efendi de gündeliğine zam istemişti çalıştığı yerden. Ya öyle mi? Mahalleli Recep Efendi hamallar kahvesinde oturup duruyor. İşsiz mi acaba diye konuşuyor da. Biriktirdiğimiz birkaç kuruşun rahatlığıdır mahallelinin konuştuğu. Elbette elbette. Nesibeciğin yaşı başı ne ki ne kazanacak. Ama bir şeyler yapmalı. Sübyan, Beyoğullarında bir iki sütsüz tanıdıysa parçaları savrulur gider de hesabını bile vermezler. Bu sabah işine uğradım. Kızlar şaşırdı. Cumartesi öyle sevinçliymiş ki. Pazar akşamıydı çıkıp gittiğinde. Bugünse salı. Bir tanem. Ellerle olmayı bizimle olmaktan kolay sandı. Polise gitmek zor. Recep Efendi karakola adımını atmış adam değildir. Arına dokunur. İçim eridi. Sormuyor babası. Sanki Nesibe hiç doğmamış sanırsın. Sormuyor. Kötü şeyler getirme aklına. Bir akrabanız da filandır. Kiminiz kimseniz yok mu? Yok sayılır. Yıllar önce dağılmışız. Şimdi tam dağıldık. Hop, 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 hop. Nasılsınız teyzeciğim? Bir haber çıktı mı? Ah Ayşeciğim çıkmadı. Nerede? Hadi bana alan ısmarladık. Bakarsın çıkar gelir inşallah. Hep söylerim. Kız kısmını üstünü gördü mü evlendirmeli. Yoksa türlü haller geliyor başlarına. Abi versene onu bana. Hayır. Versene. O benim. Ne olur versen. Hayır. Ya versene. Olmaz. Ya. Birbirine benzemiyor değil mi? Bu Nesibe ilkokul son sınıftayken, bu da komşunun gazeteye ver dediği için bulup çıkardığım son çektirdiği. Dudaklarını koyultmuşlar. Yoksa bilirsin ağzını falan boyamazdı o. Benziyor mu söylesene ne olur. Benziyor ya. Ağzı dışında her şey benziyor. Katlanmayı öğrenemeden üstüne gittiniz. Kendine göre o da haklıydı. İyi kızdır o. İyidir. Nasıl da sevinçliymiş. Tıpkı filmleri anlattığı günlerdeki gibi. Buraya 4-5 yıl önce gelin geldiğimde küçücük bir kızdı. Küçücük. İnadımı tutmuştu ne? Taşlıkta sabahtan akşama kadar durmuştu. Ben şaşırıp kalmıştım. Nesibeciğim, canım nasılsın? Hadi Nesibeciğim, hadi. İnat etme, gel içeri. Hadi.
Hava serinledi. Artık yazlık sinema da kapanır. Baksana hiç güneş yok. Hem iskemleleri kaldırıyorlar, gördün ya. Doğru, sahi. Hadi gel iskeleye yürüyelim, kayıklara bakarız. Ne yapacağız iskelede? Bir kere kayıklara baktık. Hiç, eğleniriz. Hadi sene, hadi sene. Dur, dur, geliyorum. Sana Cibal Tütün Fabrikası'nı göstereyim. Niyeymiş? Buradan göstersene. İskelenin içinden daha iyi görünüyor. Biliyor musun? Ben büyüyünce Firdevs ablam gibi orada çalışacağım. Sahi mi kız? Firdevs ablam gibi mi? Sahi, ne eğleneceğim? Sabah vapura bin git, akşam vapura bin dön. Sahiden çok eğleneceksin. Çifte kumrular. Bakıyorum izni koparmışsınız yine ha? Hadi bakalım.
Very kind, but thanks. I'd rather walk.